Kanal T ekranlarından hepinize mutlu günler değerli seyirciler. Evet, bu haftada çok değerli konuklarımla sizlerle birlikte olacağım. İlk konuğum Uluslararası Final Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Fazilet Can Bolat. Efendim hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Evet, şu günler aslında hepimizin ayrı bir heyecan duyduğu dönem. Çocuklarımızın karne dönemi. Evet. Ve aslında hem bir heyecan var hem de zayıf olan çocuklarımız için de birazcık sıkıntılı bir dönem. Ve ebeveynlerin bu dönemlerdeki çocuklarıyla nasıl iletişim kuracağı, onlara nasıl davranacağı da çok önemli aslında. Evet. Ve bu bağlamda da siz özellikle bu konuda uzman, yardımcı doçent doktorsunuz. Size belli sorularımız olacak. Özellikle bizi izleyen ebeveynlerimizi aydınlatmak bağlamında. Ve aslında şununla başlayalım istiyorum ben. Herhalde bu çocuklarımızın karne döneminde zayıf notlar almaları veya belli sıkıntılar yaşadıklarının da aslında belki de bir göstergesidir. Bilemiyorum tabii, uzmanı sizsiniz. Sizden öğreneceğiz bugün. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Yani bunun temeliyle başlayalım. Nereden kaynaklanabilir? Evet. Bunların bir kökenlerine inelim. Sonra devam edelim. Tamamdır. Öncelikle çok teşekkür ederim nazik davetiniz için. Konu önemli bir konu diye düşünüyorum ben de. Karne dönemi bilhassa işte yüksek beklentileri olan ebeveynlerin çocukları için çok stresli, kaygı verici, yıpratıcı bir dönem olabiliyor. Bu da oldukça anlaşılır. Çünkü erken yaşlardan itibaren çocuk değerli miyim, yeterli miyim gibi soruların cevaplarını ebeveynlerinin gözünde arar. Göz, Lacanian kuramda çok önemli bir nokta. Evet. Bugün biraz oraya da girmek istiyorum. Evet. Yani hani başarısızlık halinde ebeveynlerinden ceza alan, eleştirilen, küçük düşülen çocuklar yetersizlik, değersizlik gibi hisler hissedebiliyor. Bunun yanı sıra endişe, suçluluk, utanç, üzüntü, hatta aileye ve kendine yönelik öfke gibi bir takım duygular hissedebiliyor. Hatta yoğun baskı durumlarında bu duygular klinik bağlamda da değerlendirilebilecek. İşte panik atak, depresyon, takıntı zorlantı bozukluğu gibi bir takım patolojilere de sebebiyet verebiliyor. Şimdi buradan Agah hocamızın, Agah Aydın'ın da söylediği gibi insan mezara girdiğinde değil, sevdiklerinin gözünden düştüğünde ölür gibi bir cümle var. Çok anlamlı. Yani benim tezim de intihar mektupları üzerindendi ve orada çok yoğun olarak gözlemlediğim bir şeydi bu. Diğerine gönderilen mesaj mektuplar yoluyla. Diğerinin gözüne yapılan yatırım aslında bu. Bulduğum en önemli temalardan biriydi. Diğerinin gözü derken burada kimden bahsediyorum? Önemli öteki aslında, yani anne ya da babanın gözü. Ona yapılan yatırım çok önemli. Onların gözünden nasıl gördüğümüzü çok önemsiyoruz çocuklar olarak. Ötekinin baktığı yerde olmaya çalışıyoruz. Onun arzusunun nesnesi olmaya çalışıyoruz. Yine Lacanian kuramda bu şekilde geçer. Ve her talebimiz sevgiye. Dolayısıyla karne döneminde bu değerlendirmelerin yapıldığı önemli bir nokta olduğu için çocuk için, hani o onayı alabilecek miyim, işte kabul edilecek miyim gibi bir takım kaygıların yoğunlaştığı bir dönem. Belli de korkulara da neden oluyor herhalde çocuklar için bu dönemde. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Özellikle dediğim gibi ailelerin beklentileri yüksek olduğu durumda. Yani bir ilişkisellik ihtiyacı var çocukların, aslında bundan biraz bahsedebilirim. Bunun temeline gitmemiz gerekirse, yani sizin sorduğunuz soru üzerine de gidecek olursam, insan kaygıyla dünyaya gelen bir varlık. Yani doğuştan o kaygı, en yoğun olarak hissettiğimiz duygu bizim kaygı. Ve doğuştan yetersiz. Hepimiz için geçerli bu, doğuştan yetersiziz. Yani yürümemiz için bile en az bir seneye ihtiyacımız var. Bir bakım verene ihtiyacımız var. Hani diğer memeli hayvanlar gibi hemen dünyaya gelir gelmez yürümeye, işte hemen annemizin memesini bulmaya, yani bu tarz içgüdüler bizde ne yazık ki yok. Bir sene, bir buçuk sene bir başka kişinin bakımına ihtiyacımız oluyor. Dolayısıyla bu yetersizlik duygusu da baş edebilmek için de bir ötekine ihtiyacımız oluyor. Bu ötekinden onay almaya ve aynı zamanda da bundan kurtulmaya çalışıyoruz biz insanlar olarak. Böyle de bir handikapı var. Yani yetersizlik duygusuyla baş edebilmek için ötekinin onayına ihtiyacımız var noktasından başlayacak olursam ve karneyle bunu bağlayarak götürecek olursam, mesela bazı aileler vardır, bu onayı, sevgiyi ya da o gözdeki değeri sadece çocuğun karne aldığı gün verebilir. Yani çocuk karnede takdirle birlikte geldiyse
çocuk onayı alıyorsa, yani bu ya başarıya olarak, bağlı bir onay. Evet, başarıya evet. bağlı. Yani koşullu bir onay, koşullu evet, bir evet. sevgiden bahsedebiliriz burada. Ne olacaktır? Yani bu üzücü bir durum sonuç itibariyle çocuk için. Takıntılı bir biçimde çocuk başarılı olmaya çabalayacaktır. Yetenekli çocuğun dramı diye geçer Alice Miller'ın kitabında. Hani başarısızlık yaşadığı durumda da bu çocuk işte az önce bahsettiğim panik ataktır, depresyondur. Güvensizlik gibi. Duygusunu güvensizlik duygusu herhalde. Yaşayacaktır kesinlikle. Dolayısıyla bu bir problem. Yani onayı sadece başarı durumunda aileden almak bir problem. Bundan daha kötü olan başka bir şey ise çocuğun bu onayı hiçbir şekilde alamaması diyebilirim. Çünkü yani hani düşünün ki kötü notlarla yani kötü notların olduğu bir karneyle eve gelen bir çocuk ve ailesinden cezalandırılma, belki dayak, kötü söz, eleştiri vesaire bekleyen bir çocuk çok büyük bir kaygı içinde olacaktır diye düşünüyorum. Yani bu sebeple şiddete maruz kalan çocuklar var. Son dönemlerde haberlerde de aslında denk geldiğimiz bir takım olaylar var. Bu çocuğu travmatize etmekten başka bir işe yaramaz. Ve gene burada en önemli şeylerden biri ailenin şey konusunda, yani şu konuda bir farkındalık sahibi olması gerekliliğidir bence. Aslında iyi bir karne beklemek çocuktan, onun gelecekte işte sıkıntı çekmeyeceği, iyi bir yaşantı sürmesi evet. arzusundan kaynaklıdır. Çok ama doğru. Şimdi işte biz bu çocuğa şu an hani kötü söz söyleyip onu şu an travmatize edersek, onun iyilik halini gözetmemiş oluyoruz. Aslında burada çok büyük bir çelişki var. Hatta şöyle de bir yani literatürden şöyle de bir bilgi var ki bu kaygı bozukluğu, depresyon gibi bir takım psikopatolojik durumlar çocuğu zaten derslerini de etkiliyor. Yani ders performansını da düşürüyor. Dolayısıyla aile gitmek istediği yere gidememiş de oluyor. Çocuk da boşu boşuna travmatize olmuş oluyor. Evet. Şöyle bir şey de var. Yani benim gözlemlediğim, tabii uzman sizsiniz ama bazen çocukların evdeki olumsuz ortamdan etkilenerek ya da fazla içine kapanık çocuklar var, dikkat bozukluğu olan çocuklar var ama hatta bu dikkat bozukluğu çok uzun zaman fark edilemeyen çocuklar var ve bu çocuklar aslında bir şekilde tedavi edilmesi gerekirken hiç bu farkına varılmadığı için işte zorla, işte dediğiniz biraz önce söylediğiniz gibi kötü sözlerle onu bir anlamda aşağılayarak, işte sen anlamıyorsun, sen yapamıyorsun, sen bilmiyorsun gibi sözlerle aslında onu daha da kötüye sevk edecek evet. durumlar da yaşanıyor. Hatta burada, dikkat çok özür dilerim. Evet, evet. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu diye geçer hastalık. Evet. Ve hiperaktivite bozukluğu, yani onun hiperaktivite ayağı da şeydir. Yani çocuk yerinde duramaz, işte sınıfta oturamaz vesaire. Ve bu da genelde şımarıklık olarak yorumlanır aile evet, evet. açısından. Hem ki yani fizyolojide bir takım şeylerin doğal dengesinde seyretmediğini gösteren bir durumdur. Evet. Aslında evet, tabii ki günümüzde tabii eski diyebileceğimiz o aile ilişkilerinin de bir parça içinde bulunduğumuz zamanlarda birazcık bozulduğuna da şahitlik ediyoruz. Tabii böyle bir ortamda özellikle anne babanın çocukla kurduğu ilişki de çok önemli oluyor. Çünkü bir çocuğun belki de doğru, sağlıklı, sosyal bir iletişim kurabilmesi için, derslerine belki de daha iyi adapte olabilmesi için o iletişimin de güçlü, kuvvetli bir noktada olması gerekiyordur herhalde. Bu noktada kesinlikle, neler söylemek kesinlikle istersiniz? Kesinlikle öyle. Yani aileyi aslında sosyal yapının en temel birimi olarak kabul edecek olursak. Yani ilk bebek dünyaya geliyor ve kimleri görüyor? Önce anneyi, sonra babayı. Evet. İşte sonra insanlar böyle şeylermiş. Evet. Hani insanlarla iletişim bu şekilde kurulurmuş. İlk bir insanla nasıl iletişim kurulurum? Biz ailemizden öğreniyoruz. Daha sonra varsa kardeşler vesaire. İşte ben değerli miyim, neyim, burası nasıl bir yer vesaire. Hani bunların hepsini bize cevaben veren annenin bakışı aslında. Yani psikanalitik kuramda böyle geçer. Baba da çok önemli bir noktada tabii ki ama en başta her şey anneyle başlar. Evet. Bakım veren kişi, yani anne derken sadece anneden bahsetmiyorum. Bakım veren herhangi bir kişi. Onun gözünde çocuk değerli olduğunu ve hani yaşamaya değer olduğunu, orada var olmasının bir sebebi olduğunu alabilirse çocuk o zaman hayatında devam edecek motivasyonu bulabilir. Aksi takdirde sıkıntılı bir durum. Yani anne mesela depresyondaysa çocuk doğduğunda
çocuk anneye bakıp ben burada mıyım bana bir bak, hani bu arzuyla anneye bakarken anne başka bir tarafa bakıyorsa bu çocuk için problemli bir durum olabilir. Ama diğer türlü şey de sıkıntılı bir durum. Çok aşırı kaygılı anne. İşte annem çok şey, çocuğum çok iyi olmalı, işte hiçbir problemi olmamalı, mükemmel olmalı, bir eksikliği olmamalı gibi. Bu gene, da tabii ki çocuklarda daha ciddi bir strese ve kaygıya neden oluyor. Başarılı olabilecek miyim belki de stresi kesinlikle. Çok yüksek oluyor bu şekilde. Aslında konunun başında hani şey demiştim ya, bir onay almaya ihtiyacımız var, bir taraftan da bundan kurtulmaya ihtiyacımız var genel olarak insanlar evet, olarak. Evet. Şimdi çocuk da bir taraftan bu onay alma ihtiyacından kurtulma çabası içinde. Ne demeye çalışıyorum? Ayrışmak istiyor anne babadan. Birey olmak, ayrı olmak, ayrışmış olmak istiyor. Bu da çok önemli bir gelişim basamağı aslında, çocuğun ayrışabilmiş olması. Tabii bunun için anne babanın da çocuğun ayrışmasına izin veriyor olması lazım. Aksi evet. takdirde sembiyoz dediğimiz durum oluyor. Psikanalizde sembiyoz diye geçiyor. Mesela bebek ilk doğduğunda anneyi ya da etrafındaki her şeyi kendi kolu bacağı gibi bir organı, bir uzuvu diye düşünüyor. Yani benden ayrı bir şey değil bunlar. Ben tüm güçlüyüm, her şeye kadirim ve omnipotans diye de geçer bu. Gelişimin normal olarak tamamlandığı durumlarda bunun bir yerde kırılması lazım. Her şey ben değilim. Anne ben değilim. Anne benden ayrı bir varlık. Şimdi aynı şeyi annenin de yapması lazım ya da babanın da yapması lazım. Çocuğum ben değilim. Mesela evet. çok karne dönemlerinde çok sık duyduğumuz şeylerden biri. Genel olarak hani sembiyoz dili de, diye de geçer bu. Karnemizi aldık mesela. Hani bütünleşme anneler, var. Hani çocuğun ayrı bir birey olduğunu kabul etmemekten kaynaklanıyor. Aslında bu çalışma döneminde de mesela anne de oturur, çocukla birlikte çalışır. Bütün mesela sosyal yaşamını çocuğun sınavlarına göre, bizim Kıbrıs'ta çok yaygındır bu. Hı-hı. Mesela anne baba bütün sosyal yaşamını evet. çocuğun sınav dönemine göre ayarlar. Evet. İşte büyük bir önem verilir. Özel okula bile gitse oturulur, çalıştırılır, işte özel derse gönderilir. Evet. Yani bir çeşit aslında yarışma psikolojisine de çok erkenden çocuklar girmiş oluyor aslında. Çok küçük yaşta kesinlikle. Çünkü. Yani burada şey de göz ardı etmemek lazım. Aslında orada çok büyük maddi ve manevi yatırımları da var ailelerin. Yani böyle yükleniyormuşuz gibi olmasın anne babalara. Onları da anlamak lazım. Neden yapıyorlar bunu? Aslında yani kendi dinamikleri içerisinde o sürece daha fazla odaklansalar, ben neden çocuğumdan böyle bir beklenti içerisindeyim? Benim neye ihtiyacım vardı ki ben böyle oldum? Buralar çok daha önemli konular diye düşünüyorum. Yani o çocuğum ben değil noktasında annenin mutabık olması lazım. Babanın bu konuyla ilgili hani bir kesine ulaşmış olması lazım. Hatta bu konuyla ilgili çok güzel bir makale de var. Anneler geride bırakılmak için orada olmak zorundadır diyor. Mothers have to be there to be left diye geçen. Mesela şey düşünelim, yürümeye başlayan bir çocuk metaforu. Ben bunu seanslarda da kullanıyorum. Çocuk ilk adımlarını atmaya çalıştığında aslında anneden ilk ayrıştığının ayrışma belirtisi. Ayrışma adımı bu. Gibi. Düşünün ki bir çocuk yürürken etrafından sürekli şöyle tutuyorsunuz. Evet. Yürümeyi öğrenebilir mi o çocuk? Hani sürekli annenin kolları etrafında. Ya düşerse korkusuyla. Ya düşerse hep, korkusu. Evet, evet. Kesinlikle. İşte tam da karnede de olan şey bu. Ya bence. Başarısız olursa ya kaygısı. Başarısız olursa, ya başına kötü şeyler gelirse, ya bir iş bulamazsa. Yani bu şeye de benziyor. Evet. Hani Türk annelerinde çok fazla vardır. Düştüğü zaman bir tane patlatıp işte neden dikkat etmiyorsun diye bağıran anne. Aslında orada canının yandığı şey çocuğunun canının yanmasıdır. Hani düştüğü için üzülür. Evet. Ama diğer taraftan ona vurarak, ona kötü söz söyleyerek daha çok incinmesine sebep olur. Ama bunun farkında değildir. Şimdi çok benzeri karne için geçerli. Yani sen bu işi beceremiyorsun, sen yetersizsin, sen nasıl böyle bir karneyle eve gelirsin dediğinizde aynen düşen çocuğa vurmuşsunuz gibi bir şey oluyor. Yani o çocuk yetersiz olmadığını zaten sizin gözünüzden anlamaya çalışıyor. Yani o ihtiyacı iyi anlamak lazım. Peki burada yani sonuç ne olmuş oluyor? Çocuğun canı yanmasını istemediğiniz halde daha fazla yanmış oluyor. Bu çok önemli doğru. bir nokta. Bu tip ikilemleri fark etmek bence önemli. Neden böyle bir ikileme düşüyor anne babalar? Orası da bence önemli bir evet. nokta. Kendi idealleri yüzünden. Yani kendi yetiştirme biçimleri ve kendi idealleri. Burada iki evet. tane bu şekilde şey getirebilirim. İdeallerden kastım şu. Aslında buna kendi deneyimlerimden bir örnek verebilirim. Klinik psikoloğum, aynı zamanda akademisyenim. Uluslararası Finler Üniversitesi'nde şu an işte öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Dolayısıyla bir görevim de öğretmenlik.
Ben her ne kadar böyle işte hani onay, sevgi bunlar çok önemli işte eleştirmeyin, yargılamayın falan desem bile o sınav kağıtlarımı, öğrencilerime buradan çok selamlar bu arada, okurken ister istemez ben de kırgınlık yaşıyorum, üzülüyorum. Nasıl bu soruyu yapamamış diyorum mesela hani yani burada şey gibi hani verdiğim şeyi, emeği geri alma arzum oluyor. Ama evet. Bu benim idealimle ilgili yani. Ne demeye çalışıyorum? Burada aslında benim yaptığım da narsistik bir yatırım var. Ailelerin yaptığı şey de bu oluyor. Maddi manevi yatırım yaparken. Evet. İyi bir hoca olma arzum var. Aynı şekilde anne babanın da iyi bir anne, iyi bir baba olma arzusu var. Şimdi evet. Bu da çok normal bir şey. Faydalı yani narsistik... olabildim mi acaba? Bir tabii, şekilde tatmindi bir taraftan da. O narsistik doyum olmadan evet. Kimse yaşayamaz zaten. O hayatı sürdürmek için önemli bir noktadır. Yani o maddi yatırımları yaparken ya da manevi beklentileri çocuğa yüklerken tabii ki onun içinde şu da var. Ahmet Efendi'nin çocuğu da işte mühendis olmuş desinler. Hani orada bizim de kendimize aldığımız bir şey var. İyi bir yere gelmiş desinler. Çocuk evet. İyi olacak ki biz de iyi olacağız. Çünkü neden? Bizim çocuğumuz. Hani, biz de etkiliyor. Birlikte alıyoruz kesinlikle. Evet. Yani bunun farkındalığı önemli. Ama bazen sadece farkındalık yetmiyor. Bu da önemli bir nokta. Hani şey de diyebilmek önemli. Bunlar benim arzularım, benim sorunlarım, yani benim duygularım. Ve ben bunları iletişimde acaba çocuğa ne şekilde yüklüyor olabilirim? Bunların farkındalığı çok önemli. Bu farkındalığa ulaşmak da zor bir şeydir. Hemen hop diye olabilecek bir şey değildir. Tabii ki yani zorlanan, çocuğuyla iletişim kurmakta zorlanan ailelerin kesinlikle psikolojik destek almasını ben tüm kalbimle öneririm. Yani psikolojik destek almak da sanılanın aksine şey, yani şu şekilde bir şey değildir. Hastalıklısınız, kusurlusunuz, bir sıkıntınız var. Kesinlikle bu değil. Hiçbir patolojisi olmayan ve sadece bir kör noktasını göremediği için terapiye başvuran çok fazla insan var son zamanlarda. Ben şunu sormak istiyorum size. İkinci adım olarak bir genelledik şu an nereden kaynaklandığını. Peki çocuğumuz eğer düşük not alarak eve geldiğinde bizler ebeveynler olarak ona nasıl davranmalıyız? Çocuklarımıza ne söylemeliyiz? Onu neye yönlendirmeliyiz? Nasıl yönlendirmeliyiz sonrası için? Aslında bu noktalarda da bir şeyler söylemenizi çok arzu yani ederim. Şimdi aslında bu sorduğunuz soruyu soran aileler güzel bir kaygı içerisindedir. Çocuğuma nasıl iyi gelmeliyim? Evet, aynen öyle. Şimdi gene Lacan'ın psikanalizde şöyle bir şey var. İnsan bir bilen ötekinin var olmasını ister. Yani onaylanma arzusu. Bu burada evet. Aslında farkındaysanız anne babanın da onaylanma arzusu bu sorunun içinde var. Ben ne yapmalıyım ki iyi olmalı? Evet. Yani bana bir şey söyle ve o iyi gelsin gibi. Aynen öyle. Evet. Ama işte bu noktada şöyle bir şey var. Yani terapide de aslında bu böyle olması gerekir. Böyledir genel olarak. Psikanalizde kesinlikle böyledir özellikle. Şunu yap, bunu yap diyebilecek her şeyi bilen bir pozisyonda değiliz biz. Yani psikologlar, klinikçiler olarak öyle söyleyeyim. Ve bunun iyi geleceğini de düşünmüyoruz. Çünkü çok farklı aile tipleri var. Farklı çocuklar var, farklı çocuk karakterleri var. Yani beş kardeşin beşi bile birbirinden farklı olabilir. Evet, evet. Birine davrandığınız gibi diğerine davranamayabilirsiniz. Dolayısıyla çok büyük çeşitlilik var burada. Ve aynı zamanda yani hem çocuğu iyi tanımak hem aileyi iyi tanımak gerekir. Bu birincisi. Bunu bilmemize rağmen seansta mesela daha çok onlara buldurmaya çalışırız. Yani hani kendi arzuları ne yönde, kendi dinamikleri, kendileri nasıl baş edebilirler bununla gibi. Onları, yani çözümün onlardan gelmesini bekleriz. Çünkü bana göre çözüm şudur ama o ailede hiçbir işe yaramayabilir. Yani ayrıca o ailedeki bireylerin özelliklerini zedelemiş olurum. Yani şunu yap, bunu yapma diyerek. Evet. Dolayısıyla hani karnına kötü geldi şey anlaşılır, oradaki kaygı anlaşılır. Hani ailenin de bununla baş edebilmesi zor. Çünkü idealleri var. İşte çocuğunun doktor olmasını isteyen aileler var. Çok büyük yerlere gelmesini, hiçbir sıkıntı çekmesini istemeyen aileler var. Ama hayatta biraz öyle, bazen zayıflar da olacak. Yani beşler pek iyiler de olacak. Hani dolayısıyla bence en önemli şey çocukla kurulan iletişim. Yani bu şey değil, tavsiye gibi değil ama söyleyebileceğim en önemli şey bu noktada. Çocuğunuzu sevmekten çekinmeyin bence yani.
dönüp dolaşıp bu noktaya geldim, evet. Gene söylüyorum şu an. Hani sevgi önemli bir şey. Değerli olduğunu görmek ailenin gözünde çocuk için önemli bir şey. Sağlıklı sınırlar da çok önemli. Şey değil yani, hani sevin ve çocuğunuza hiçbir şekilde sınır koymayın gibi bir noktaya da erişmemeli bu. Bu sınırların sağlıklı bir çerçevede çekiliyor olması da gerekiyor. Yani çocuğun gerçekten sağlıklı bir şekilde hayata devam edebilmesi için. Evet. Aslında yine başa dönecek olursak, en doğrusu aslında belki de şu an mevcut ebeveynlerin bunlardan eminim kendilerine bir dersler ya da bir şunu yapmalıyım diye bir beyin jimnastiği olmuştur ama aslında bir taraftan da en baştan, yani ebeveyn olmadan önce de hep Avrupa'da, dünyada görüyoruz, insanlar hazırlanıyorlar. İyi bir ebeveyn nasıl olunur? Evet. İşte işte bebeğime ilk kontağım nasıl kurulur? Yani bunların kitapları var. Gerçi yeni nesil bunlarla birazcık daha haşır neşir. İşte çocuk sahibi olmaya karar verdiğinde ya da hamile kaldığında bunlarla artık daha haşır neşir şekilde araştırıyor, öğrenmeye çalışıyor. İşte çocuğumla daha güzel nasıl iletişim kurabilirim, işte çocuğum doğduğunda ona nasıl daha faydalı olabilirim gibi bir kaygı ve arzu da var artık. Şimdi aslında dediğiniz gibi burada da çok büyük bir kaygı var. Evet. Ve hatırlayın en başta söylediğim şeyi, bu kaygının sebebi neydi? Yetersizim, dünyaya geldim. Evet, yine aynı noktaya geldik. Yine aynı noktaya geldik. Yani yaptığımız her eylem aslında o yetersizliği kapatmak yönünde. Başarılarımız, çocuğumuzun takdir getirmesini istememiz, kendi işimiz... yani kendimize de yorabiliriz bunları. Evet, hani evet. Bu yetersizliği kapatma, eksikliği kapatma yönünde. Dolayısıyla şey de öyle, yani nasıl en iyi, mükemmel anne olmaya çalışabilirim? Bununla ilgili ne kadar çok kitap okusam o kadar iyidir. Tabii ki güzel bir şey. Kitap okumasınlar demiyorum anne babalar. Yani kesinlikle okusunlar. Ama yani bu kaygının geldiği noktayı bilmek de önemli bir şey. Yani o eksikliği bir noktada kabul etmek de önemli. Winnicott şeyde, psikanalizde gene önde gelen isimlerden biridir. Good enough mothering der mesela. Yeterince iyi anne olabilmek. Her anne aslında yeterince iyidir. yani çocuğuna sevgi gösterdiği müddetçe, çocuğunu çöp konteynerine atmadığı müddetçe, aslında yani hani onunla ilgilendiği, ona bakım verdiği müddetçe her anne iyi annedir. Dolayısıyla çok büyük kaygılar da aslında çok gerekli değil gibi düşünüyorum. Hani çok büyük bir problem yoksa iletişimde, çocukla iletişimde, çok büyük kendi ailemizden getirdiğimiz çok büyük bir şey yoksa, bu da önemli. Yani anne babaların kendi anne babalarıyla, tabii kendi anne babalarıyla yaşadığı o çatışmalar çözülmediyse, onlar bir şekilde kendi çocuğuyla iletişimine yansıyacaktır. Yani yetiştirilme tarzımız nasıl bir ebeveyn olduğumuzu aslında bir noktada belirliyor. Evet. Dolayısıyla oraya yönelik yardım alabilmek bence hani ne yapmalıyım dair kitaplar okumaktan daha faydalı olabilir diye düşünüyorum ben. Evet. Aslında sizinle sohbetimizden benim en çok böyle dikkatimi çeken nokta hep bir yetersizlik kaygısı var. Hem ebeveynlerde hem çocukta. Karşılıklı bir yetersizlik hissiyatı, duygusunun çok yoğun olduğunu ben çıkarım olarak kendim yaptım. Ve burada aslında belki de birazcık daha rahat olmak mı gerekiyor? Birazcık daha, yani çocuğuma gereken ilgiyi, sevgiyi göstereyim. İşte onunla iyi bir kontağım olsun. Yani bir çocuk bir derdi, bir tasası olduğunda ailesiyle korkmadan paylaşabilecek bir çocuk olsun. Evet. Aslında bunlar herhalde çocuklarla ebeveynler arasındaki en temel noktalar olması gereken. Evet. Tabii ki belli sorunlar, sizin de biraz önce bize anlattığınız gibi belli sorunlar tabii ki oluyor. Ama bu sorunları da çözüm bağlamında çözmek istediğimizde de birazcık daha yapıcı, birazcık daha sakin kalabilmek, birazcık daha kendi beklentilerimizi arkaya koyarak bir davranış sergileyebilmekten yatıyor. Önce farkında olmak lazım. Arkaya koyabilmek için önce farkında olmak lazım. Evet, o çok önemli. Ama çok bazen önemli. Dediğim gibi gerçekten çok kör noktalarımız olabiliyor. Yani şöyle diyen çok insan var. Annemin ya da babamın bana davrandığı gibi çocuğuma davranmayacağım. İşte burada beni çok zedelemişti, ben aynısını ona yapmayacağım.
Ama görüyoruz ki o bilinç dışı bir şekilde farkındalık olmadan otomatik refleks gibi çıkıyor aslında. Hani ve çıktığının farkında bile çıkıyor, olamıyor. Evet. Bastırdığı için kesinlikle. Yani bu kör noktaları da görebilmek için dediğim gibi psikoterapi gerçekten çok güzel bir şey. Yani insanın çok anlayabilmesi için evet. Hem kendini hem ilişkilerini, sosyal çevresini, yani çocuğunu da iyi gelmek istiyorsa, evet. Hani eğer öyle bir kaygısı varsa bunun da çok güzel ele alınabileceği bir ortam. Aslında dolayısıyla ülkemizde son yıllarda yaygınlaştı aslında. Eskiden evet. daha azdı ama evet. şimdi benim de bildiğim pek çok aile var. Hı. Bu anlamda yani ille sorunların çok derin sorunlar olmasına gerek yok. Hı hı. Daha rahat, daha sağlıklı ilişkiler kurabilmek için de evet. aslında, yani bunu biz şu an ebeveynlerle çocuklar arasındaki ilişki için kullanıyoruz ama genel anlamda da bireyin toplumda daha sağlıklı, daha kafasının rahat, huzurlu olabilmesi için de aslında bu tarz yardımları almasının faydalı olduğunda aslında bütün dünyada bu kabul edilmiş zaten. Kesinlikle. Bizim ülkemizde yavaş yavaş biraz yerleşiyor. Geç oldu ama yerleşiyor. Ama en azından geç kalsak bile yapılmasına başlanması ve bunun toplum içerisinde artık doğal karşılanmaya başlanması da çok önemli. Çünkü eskiden daha böyle kör gözlerle bakılırdı bu tarz şeylere. Şimdi en azından o konularda da güzel adımlar atılmış. Benim farkına vardığım o şekilde. Evet. Programımızın da artık sonuna geldik. Son cümlelerinizi alalım sizden bugün için. Son cümlelerim, şimdi söylediklerimi toparlamaya çalışacak olursam, dediğim gibi birebir de çok farklı aileler, çok farklı işte aile yapıları, çocuk karakterleri vesaire olabilir. Burada çocuğu tanımak önemli diye düşünüyorum. Bu birinci nokta olabilir belki özet olarak. Kendi motivasyonlarımızı iyi bilmemiz önemli. Yani ben bunu istiyorum çocuğumdan ama neden istiyorum noktasında bir durup düşünebilmek önemli. Ve daha da önemlisi belki hani bu bahsettiklerimize ek olarak şunu söyleyebilirim. Sen tek başına da varsın. Çok önemli mesaj çocuğa verilebilecek. Ve kusurlu değilsin. Hani karnında zayıf olması, bu konuda başarısız olman demek vesaire. Hani seni her alanda kötü yapmıyor. Evet. Ve hani üstesinden birlikte gelebiliriz. Şey değil, karneyi birlikte aldık değil ama hani üstesinden gelirken sana yardımcı olabilirim. Ben dili de çok önemli bir şey bu noktada. Evet. Dolayısıyla bu toplu olarak bir iyileşmeye de yol açacaktır. Yani hem o kendi ailesiyle kişinin kurduğu o bağlar, dinamiklerde bir kırılmalar meydana gelebilecektir. Yani çünkü orada o şekilde yaşayıp burada farklı bir tecrübe yaşıyor oluyor aslında anne baba da çok kendi doğru. içinde. Dolayısıyla onu kırmak mümkün. Evet. Sadece biraz çabalamak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ederim Fazilet Hanım. Bizimle birlikte oldunuz bugün. Eminim bizi izleyen değerli seyircilerimiz de belli çıkarımları kendi adlarına yapmışlardır. Çok sağ olun. Evet değerli seyirciler, Gündem Özel'in ilk bölümünün şimdilik sonuna geldik. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz.